Öncelikle SQL Server'ımızı makinemizde kurmamız lazım. SQL Server Microsoft'un içerisinden şöyle 2012 geldi. SQL Server'ımız burada arkadaşlar. SQL Server'ın 2014 versiyonu var. Burada yalnız SQL Server'ın 2014 versiyonu 180 günden sonra ücretli hale geliyor. Fakat SQL Server'ın 2014 Express versiyonu tamamen ücretsiz. Dolayısıyla benim size tavsiye edebileceğim SQL Server'ın 2014 versiyonu, 2014 versiyonu içerisinde ücretsiz bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Bütün özellikleri kullanılabiliyor. Şurada gördüğünüz üzere ücretsiz olmasından da bahsediliyor. Bu siteye girdiğinizde göreceksiniz gayet basit bir şekilde. Ona Hotmail hesabınızı sorguladıktan sonra 2014'ün size kurulmasını istiyor. Tabi buradan devam ettiğinizde SQL Server'a Hotmail hesabınızı kullanarak indirme yetkisi alabiliyorsunuz. Hotmail'imizi açalım. Buradan birkaç sorumuz var. Adı soyadı gibi klasik sorulardan sonra Continue seçenekleriyle devam ediyoruz. Ve indirme sayfasına ulaşıyoruz arkadaşlar. Tabi 64 bit versiyonu gördüğünüz gibi indirilebiliyor. İsterseniz 32 bit versiyonu. Dil İngilizce bizim için en mantıklısı. Daha sonra burada indirme başlanıyor. Ben şöyle bir ekranı kaydırayım. Şöyle Downloading Files deniyor. Benim için indirme işlemi tamamlandı. Daha önce indirdiğim için siz de bu sayfayı kullanarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, SQL Server 2012 Express'in en büyük sıkıntısı arkadaşlar, tek sıkıntısı belki de benim bildiğim kadarıyla, Server Name kısmında makinenizde bir Server Name tanımlanıyor. / SQL Express diye bir Server Name tanımlanıyor. Ve siz bu Server Name'i değiştiremiyorsunuz. Express versiyonu olduğu için. Bu nedenle hani ticari kullanımlarda sıkıntı oluşabilir. Connect seçeneğini kullanarak makinemizin içerisinde kurulu sanal eşyamızdaki sunucuya ulaşıyoruz. Buradan veri tabanları tanımlayabiliriz. Database seçeneğini kullanıyoruz. Ben daha önce tanımladığım veri tabanları burada duruyor. Database seçeneğine sağ tuşuna tıklayarak New Database diyerek kendimize ait database oluşturabiliyoruz. Tabii makinenizde kurulu olması gerekiyor SQL Server Management Studio'yu. Bu şekilde elimize hazır bir SQL Server veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Geçen dersimizde Access'te bir emlak programı yapmıştık. Yine aynı şekilde bir emlak programını bu sefer SQL'e tasarlayalım. New Database tekmesini tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza bu sefer veri tabanı ismini vereceğimiz bir sayfa çıkıyor. İşte server ismimiz şurada SQL Express gözüküyor arkadaşlar. Makinamızın içerisinde sanal bir SQL sunucusu oluşturuldu. SQL Server oluşturuldu. Bunun içerisinde işlem yapılıyor. Buradan bir SQL veri tabanı oluşturalım. Emlakçımızın adını verelim. Emlakçı. Bu arada SQL'de birinci dikkat edeceğiniz nokta, Türkçe harf kullanmayacaksınız. Küçük, iyi, büyük, ı ve Türkçe harf kullanmadan işlemleri yaparsanız iyi olur. Emlakçı dedim ve OK diyerek veri tabanımızı başlatıyorum arkadaşlar. Emlakçı isminde bir veri tabanı oluştu burada gördüğünüz kadarıyla. Bu veri tabanı içerisinde tablolarımızı tanımlayarak başlayabiliriz. Emlakçı diye bir veri tabanı oluşturduk. Buradan bir tablo tanımlayalım. Bu tablo içerisinde sağ tuşa basarak yeni tablomuzu oluşturuyoruz. Aslında mantık Access'e benziyor. Access'teki veri tabanı sistemine benziyor. Sadece giriş yolları farklı. Table New Table diyerek emlakçımızın ilk veri tabanını tablosunu oluşturacağız. Burada başlayalım hemen. Birinci start olarak kolon ismi. Burada kolon ismimiz emlak no diyelim. Emlak no diyelim. Ve emlak no bilgisini integer olarak tanımlayabiliriz. Data type. Benim makine yavaşladı bir de. Evet, ikincisi emlak tipi diye tanımlayalım. Burada varchar denilen bir veri tipimiz var. Emlak yeri diyelim. Emlak bulunduğu yer demiştik. Hemen bir varchar. Emlak fiyatı diyelim. Çok da yormayalım. Fiyat diyelim direkt. Fiyat diyoruz. Ve ona da varchar diyoruz. Varchar tipinde 4 tane alan oluşturduk arkadaşlar. Bu 4 tane alanına göre tablomuzu kaydedelim. Kaydetmek için Ctrl-S'yi kullanabiliriz. Ctrl-S'ye basıyoruz. Table'ın adını istiyor. Veri tabanımızın adı emlakçıydı. Table'ımızın adı emlak listesi diyelim. Emlak listesi şeklinde bir veri tabanı adı oluşturuyoruz. Dikkat ediyoruz. SQL'de kesinlikle Türkçe kullanmıyoruz. Emlak listesi isminde hemen şuraya bakalım. Tablomuzu refresh edelim. Refresh ettiğimizde dbu.databaseobject.emlaklistesi burada geldi arkadaşlar. Bunun altını açtığımızda kalınlar var. Kalınları da yine açıyoruz. Burada emlak no int null. Hemen dikkatimizi çekiyor. Allow nulls ifadesini dikkatimizi çekiyor. Allow müsaade etmek, null ise hiçlik.
boşluk anlamında kullanabiliriz. Yani boş bırakılıp geçilmesine müsaade ediyor musunuz diyor. Burada bunların seçip boşluksuz geçilemeyecek şekilde tasarlanabilir. Bu şekilde boşluk bırakmadan kullanılabilir. Null ifadesi o hücre boş olarak da veri tabanı gayet güzel çalışır demek oluyor arkadaşlar. Emnak no parantez içerisinde int null, yani integer veri tipi tam sayı diyebiliriz ve null da bunun boş geçilebileceğini anlatıyor. Bu şekilde 4 tane alan adımız var ve bu 4 tane alan adına göre bir SQL tablosu oluşturduk. Tablomuzun içerisinde bir de veri yazalım. Buradan hemen sağ tuşta Edit Tab 200 Rows seçeneği var. Edit Tab 200 Rows seçeneğini kullanarak yan tarafta hemen bir veri giriş ekranı hazır hale geldi. Yani birinci emlakımız arsa olsun. Yeri İzmir ve fiyatı da 130 bin lira 1, 2, 3 şeklinde ilk verimizi girdik. İkinci verimizi de girelim. İkincisi ev olsun. Yeri Afyon olsun ve fiyatı 100 bin lira şeklinde verilerimizi tanımlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde veri tabanımızı oluşturduk. Veri tabanımızı kapatmak yoluyla kaydını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hazır bir SQL veri tabanı elde ettik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Biz Visual Studio içerisinde bunu kullanmak istiyoruz. Evet, File menüsünden New Website seçeneğini tıklayarak yeniden 01 web sitesiyle başlayacağız. OK seçeneğini tıklayarak yeni web sayfamıza başlıyoruz. Express versiyonlarında Database Explorer var. Database Explorer diye de okuyabiliriz. Bazen İngilizce okuyanlar için Türkçe komik oluyor. Bazen Türkçe okuyanlar için İngilizce komik oluyor. Database Explorer diye okumak herhalde biraz daha orta bir şey oldu. Evet, Express versiyonlarında arkadaşlar Database Explorer var. Normal Professional versiyonlarında, Ultimate versiyonlarında, yani Express olmayan versiyonlarda işte Server Explorer var. Arayüz birebir aynı. Biraz buradan veri tabanımızı bağlayalım. Veri tabanı bağlantısı için fişe tıklıyoruz arkadaşlar. Change kısmından Microsoft SQL Server'ı seçiyoruz. Hemen Change Microsoft SQL Server seçeneğini seçiyoruz. Dikkat edelim. Server name'imiz benim makinamda, eğer benimki gibi kurarsanız ./SQL Express oluyor. Server name'imiz veri tabanımızın adı emlakcd. Emlakcd'ye büyük harf yazıyormuş. Emlakcd'ye veri tabanımızda kullanıyoruz ve OK diyerek bu veri tabanını buraya bağlıyoruz. Emlakcd veri tabanımı bağladım. Database Explorer'dan bu işi gerçekleştirdik. Hemen açıyorum. Tablolar açıyorum. Emlak listesini açıyorum. Emlak no, emlak tipi, emlak yeri ve fiyat liste alanlarını da bir de Solution Explorer'a tıklayalım arkadaşlar. Hafta 8 sağ tuşta basıyoruz. Hemen buradan bir Add New Item seçeneğini kullanarak Default ASP.exe'i web sayfamıza dahil ederek açılış sayfasının tasarımını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar ekranda bu veri tabanımızı görmek istiyoruz. Bunun için Grid View kullanmak istiyorum. Kodlara ulaşalım şu an. Using'leri kodlayalım. SQL Using'in farklı. Hatırlarsanız Access Using'lerinde Using System Data OLEDB kullanıyorduk. Fakat artık bunu kullanmayacağız. Using System Data nokta SQL Client seçeneğini kullanacağız. SQL Client, Client burada müşteri demek, alıcı demek. Karşı tarafta hizmet verilen kişi demek. SQL Client. Bir de bir yerde işe yarıyor. Using sayı kullanmamız gerekiyor. Şu iki Using'i web sayfanıza dahil etmenizi istiyorum. Birinci aşamada bu. İkinci aşamada arkadaşlar Page Load kısmı sayfa ekrana yüklenirken yapılması gerekenler. Sayfa ekrana yüklenirken yapılması gereken öncelikle bizim SQL veri tabanını okuyup ekrandaki grid'i güncellememiz. O yüzden bu şu an yapacağımız işlem grid'i güncellemek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir SQL bağlantısı kurmamız gerekiyor. Yani SQL veri tabanındaki bildiğiniz dosyaya ulaşmamız gerekiyor. SQL sunucusundaki dosyaya ulaşmamız gerekiyor. Bunun için SQL Connection diye bir değişken tanımlıyorum. SQL Connection bağlantı. Hemen access'ten hatırlayacaksınız. Eşittir new SQL Connection. Parantez aç kapat, nokta virgül, tırnak aç kapat. Ve peki neyi bağlayacağız? Burada hemen Database Explorer'dan Properties seçeneğini görmek istiyorum. Buradan Connection String'i alıyoruz. Access'le aynı deyip hemen şurada bu Connection String'imi buraya taşıyorum. Ne yazdığı çok önemli değil ama bir okuyalım şu şekilde. DataSource.SQL Express. Bu bizim sanal SQL sunucumuzun adı.
Devamında initial catalog, yani veri tabanımızın adı, emlakçı ifadesini hatırlayacaksınız. Ve üçüncü ifade integrated security, işte true seçeneği de bu otomatik geliyor. Bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. İkincisi bir komut oluşturmamız lazım. SQL command. SQL command. SQL komut oluşturuyoruz. Komut. Adı Türkçe olsun, komut olsun. New SQL command. Ne yapacağım? Şimdi select komutunu kullanacağım. SQL command. Bir SQL command oluşturdum. Bir de data reader oluşturmamız lazım. SQL data reader ile veri oku diyelim buna. Veri oku nesnesi oluşturuyorum. Bu iki nesne arkadaşlar veri tabanından veri çekmek için SQL sorgulaması yaparak SQL veri tabanından veri çekmek için kullanacağımız nesnelerimiz. Ondan sonra komutumuzu yazıyoruz. Bakın bu özellik ilk defa kullanıyoruz. Daha önce bu özellik kullanmıyorduk ama command text diyoruz. Eşittir. Şimdi SQL komutumuzu buraya yazıyoruz. Select yıldız from tablomuzun adı neydi? Unutanlar için veya hatırlayamıyorum hocam diyenler için Database Explorer'da emlak listesi bizim tablomuzun adıymış. Dolayısıyla buradaki emlak listesi ifadesini birebir aynısını SQL komutumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Select yıldız from emlak listesi şeklinde bir SQL komutu yazıyoruz. Yani emlak listesindeki her şeyi ne varsa topla gel. Daha sonra bu komut bir connection yapacak. Komutumuz nereye bağlanacak? Komut.connection eşittir bağlantı. Yani bağlantı nesnesini kullanacak. Bağlantı nesnesi neyi ifade ediyordu? Bağlantı nesnesi SQL dosyasını, SQL veri tabanını işaret ediyordu. Dolayısıyla komut gidecek SQL dosyası içerisinden bu bilgileri alacak, getirecek. Açalım bağlantımızı. Bağlantı open. Bağlantıyı açtım. Verileri okuyalım. Veri oku eşittir. Komut nokta execute. Komutu çalıştıralım. Execute reader. Okuma işini yapacağım. Execute reader. Bu okuduğum bilgiyi GridView'e yazmam gerekiyor. GridView'e data source olarak eşittir. Veri okuyu seçiyoruz. Veri tabanından okuduğu verileri GridView'in içine yazmasını istiyoruz. Data bind'ını yazıyoruz. Data bind ve bağlantı close. Bağlantımızı kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar bir veri tabanı bağlantısını gerçekleştirebiliriz. Bu Chrome'a tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, hatamız varmış. Hatamız şu, tanınmayan çıkış sırası. Hatalı gösterilen yer şurası. Şu şekilde yazmak gerekiyormuş. Mutlaka çift tırnaklar içerisinde ters slash 1 değil 2 tane olacak. Ve bu düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar çalıştırıyoruz. Ekrana geliyor gördüğünüz üzere. Ama buna hiç gerek yokmuş. Bakın burayı kontrol eksikle kesiyorum arkadaşlar. Normalde hiçbir şey çalışmayacaktır. Gördüğünüz hiçbir şey çalışmıyor. Aslında işin püf noktası ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şurada grid view seçiyorum, sağ tuş. Data source'u açıyoruz. New data source. SQL database. OK. Connection'ımızın adı emlakçı. Next diyoruz, next diyoruz, klasik, next, next, klasikleri ve finish. Ve projeyi çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi hiç kod yazmadan da bunlar çıkıyordu. Bu da benim size sürprizim olsun arkadaşlar. Aslında o kodların hiçbirine gerek yoktu diyebiliriz. Ama yine de birazdan lazım olacaktı. O yüzden ben şu SQL Data Source'u yine none diye seçip yine ben eski şekilde kodlarımı geri getiriyorum arkadaşlar. Peki ben buradaki verileri arkadaşlar, veri girişlerini gerçekleştirebilir miyim? Nasıl gerçekleştirebilirim? Bunun için arkadaşlar hemen şuraya bir table ekleyelim. Table'ımız kaç satır olacak? 1, 2, 3, 4 satırımız olacak. 4 satır, bir de düğme 5 satır. Şimdi buradan yerleştirelim. Bunlara ne yerleştireceğiz? Toolbox'tan bir label yerleştirelim. Bu label'dan arkadaşlar kopyasını alalım. Şuraya, şuraya. Şuraya 4 tane yerleştirelim. Text box'ımızı yerleştirelim. T harfine gelelim. Text box'ımızı şuraya, 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 şuraya yerleştirelim. Burada bir tane buton yerleştirelim. Butonun ekran görüntüsüne emlak girişi. Bunu kodlayabiliriz. Evet, evet. Önce bu bağlantımızı tekrar oluşturmamız lazım. O yüzden SQL connection'ı tekrar alıyorum arkadaşlar. Şu bağlantıya tekrar uğraşmayayım. Veri tabanına veri yazacağız ya şimdi. Data adaptör sayesinde emlak gir şeklinde bir SQL komutu yazacağız. New SQL data adaptör. Buraya SQL insert komutunu yazıyoruz.
insert, siz nereye? Into, içine, emlak listesi. Emlak listesi bizim veri tabanımızdaki tablomuzun adıydı. Yani parantez içerisinde alanlarımızı tekrar gireceğiz. Emlak, no, virgül, emlak tipi ve emlak yeri ve fiyat şeklinde 4 tane alanımıza values, bu değerler nereden gelecek? Yani kullanıcının web browser üzerine girdiği bilgileri girmem lazım. Kullanıcının web browser üzerine girdiği bilgiler nerede? Text box'larda. O zaman buraya artı text box demek. Şimdi bu birinci veriyi girdim. İkinci veriye girmem lazım. İkinci veri için tekrar tırnağı kapatacağım. Virgül koyacağım. Tekrar tırnağı açacağım. Bunun için çift tırnakla asp.net'ten SQL'e geçiyorum. Tek tırnakla textbox 1 ifadesini tırnağı açıp kapatıyorum. Virgül ikinci geçtim. İkinci tek tırnakla SQL'de açıyorum. Çift tırnakla asp.net'teki ifadeyi kapatıyorum. Artı textbox 2'ye giriyorum. Artı çift tırnak, tek tırnak, virgül, tek tırnak, çift tırnak, artı tam simetrik arkadaşlar. Textbox 3 ve artı çift tırnak, tek tırnak, virgül, tek tırnak, çift tırnak, artı textbox 4. Artı bitti. Çift tırnak, tek tırnakla kapatıyorum. Parantezini, SQL komutunun parantezini kapatıyorum. Asp.net'e dönüyorum çift tırnakla. Virgül bağlantı şeklinde SQL komutunu yazıyoruz. Biraz uzun oldu. Ama daha önce yazdığımız SQL komutları gibiydi. Hemen data table veri tablosu oluşturuyorum. Eşittir new data table. Bu veri tablosunun emlak listesine emlak gir komutu içerisinde fill diyorum. Emlak gir komutuna doldur. Neyi dolduracağım? Veri tablosunu dolduracağım. Bu işlemi yaparsak response write seçeneğini kullanarak kayıt başarılı diyor. Başarıyla kaydettiğimizi söylüyoruz. Böyle bir tepki veriyoruz. Veri tablosunun içini boşaltıyorum. Clear'la. Emlak girişini de dispose ediyorum. Onu da öldürüyoruz. Temizledik. Ortalığı temizliyoruz. Bir de ekranı güncelleyelim. Response redirect'le. Response redirect'le ekranı güncelliyorum. Default.aspx sayfasını güncelliyorum. Bu şekilde veri girişini gerçekleştirebiliyorum. Burada bağlantı açmak ve kapatmak yapmıyoruz bu SQL Data Adaptör'de. Direkt veriye giriyorum. Çalıştıralım. Evet, bir veri girişi yapalım. Emlak no 3. Emlak tipimiz tarla. Nerede? Ankara'da. Ankara'nın bağları olsun. Bağ olsun. Tarla Ankara'nın bağları 200 bin lira olsun. Emlak girişini tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 numaraya bağ Ankara ve 200 bin olarak girdi. Ankara'nın bağlarını da satışta çıkarmış olduk. Tekrar çalıştıralım, projemizin çalıştığını tespit edelim.